Ve siyaset diyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın meclis başkan adayı bir kez daha Mustafa Şentop oldu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Şentop tek aday kalınca temayüle gerek kalmadı dedi. Şentop'sa milletvekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenab-ı Hak mahcup etmesin ifadesini kullandı. Aday olarak biz 2 Temmuz tarihi itibariyle Sayın Mustafa Şentop'u göstereceğiz. Hayırlı olsun. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Mustafa Şentop, Cumhur İttifakı'nın yeniden meclis başkanı adayı oldu. Açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Aday olarak biz 2 Temmuz tarihi itibariyle Sayın Mustafa Şentop'u göstereceğiz. Bostancı, AK Partili Grup Başkan Vekilleriyle birlikte kameraların karşısına geçti ve Şentop'un adaylığını ilan etti. Tek bir adayın ismi etrafında kanaatler ve eğilimler toplanınca temayüle de gerek kalmadığını gördük. Bu açıklama öncesinde ise Mustafa Şentop MHP Genel Merkezi'ne gitti. Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP'nin desteğini istedi. Olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Şentop'a meclis başkanı adayı olmayacağını açıklayan Binali Yıldırım da soruldu. Siyasi tecrübe ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Tecrübelerimden her zaman istifade edeceğimizi de ifade etmek isterim. Seçim süreci 2 Temmuz itibariyle başlayacak. Seçimler 7 Temmuz'da yapılacak. Üçüncü turda devletin 2 numaralı isminin koltuğu dolacak. Hacı Bayram Türkoğlu. Şentop'un yeniden seçilebilmesi için 3. turda oylamaya katılanların yarıdan bir fazlasının oyunu alması yeterli. İkinci kez meclis başkanlığı koltuğuna oturacak olan Mustafa Şentop 2023'e kadar görev yapacak.